Bir saniye. Çok iyi gidiyor. Bildiği gibi değil. İyi mi Umut? Ben seni çok eskiden tanıyorum. Allah Allah. Oo, başkanım da buradaymış. Bu caddede bir eksik daha var. Ne yapıyorsun? Bak şuraya çiziyor. Ne satıyorsun? İyi babamız yok. Gerçekten olur mu? Oy vermeyeceğim demiş. Yok. Duble, iri, kalite, özel, mancal. 1000 lira satış, 2000 lira alışveriş yaptım. 100 lira mı? Teper dişek almadı. Son düğmeye kadar geldi. İşte o adamı bulduk. 1 euro. 700 lira. Avrupa'da daha pahalı. Hop dur dur. Sana vereceğim muhtarlığı. Hiç yok. Her eve bir otomobil. Olmaz. Bir getirin. Abone oluyor abone. Herkese merhabalar. Bartın'la alakalı medya haber sitesi ve Girgin TV YouTube kanalı olarak Bartın sokaklarındayız. Bugün sizlerle harika bir vlog çekeceğiz. Tabii konumuz ne? Sadece sohbet, muhabbet, vatandaşın halini hatırını soracağız. Bartın'da hayat nasıl gidiyor soracağız. Hafif bulutlu, hafif de serin bir hava var. Vatandaşlarımız Bartın sokaklarında neler yapıyorlar? Hayatları nasıl gidiyor? Hep beraber soralım. Programımız başlıyor. Ne yapıyorsun abi? Nasıl gidiyor? Allah'a şükür. Nereye gidiyorsun abi? Türkiye. İsmin ne? Hayatın nasıl gidiyor? Kötü ya. Günlük ne yapıyorsun? Ne yapalım? Geziyoruz böyle. Öyle geziyorsun. Aynen. Ne yapalım? Ben seni çok eskiden tanıyorum. Sen Kavaklı'da lokantacılık yaptın mı? Aynen. Benim çocukluğumda abimiz buna benzer bir bisikletle tepsiyle yemek taşırdı. Yani doğru mu? 45 sene. İsmin soy ismin nedir abi? Zeki Acar. Emekli oldum. Şu anda Gaynar Acar Market çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyorsun? Tabii marketim devam ediyor. Market sizin mi çalışıyorsunuz? Kendimizin. İyi abi. Nasıl gidiyor hayatınız? Şu anda çok güzel. Halkın Bankası, İş Bankası. Siz müşteri misiniz? Ha, pardon müdür. Müdürümüz burada. Müdürüm nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyiz valla. Sizi sormak lazım. İsminiz neydi müdürüm şöyle izleyicilerimize? Sinan Çakır. Böyle esprili yaklaşıyorum. Sizleri tanıyoruz. Çok güzel. Bartın'ımıza da değer katıyorsunuz. Hayatınız nasıl gidiyor müdürüm? Gayet güzel. Tüm Bartın halkına hizmet etmek için buradayız. Evet. Teşekkür ediyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bartın sokaklarında gezmek gerçekten çok keyifli. Mikrofonumuzu herkese uzatacağız. Halkın içindeyiz. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Tabii belediye başkanlığı seçimleri var. Hem kent merkezinde hem ilçe ve beldelerde. İlerleyen günlerde harika konuklarımız olacak. Hem mevcut başkanlar hem belediye başkan adayları konuğumuz olacak. Bizim için siyasi parti hiç önemli değil. Saç rengi, göz rengi, yaş, gençlik, ihtiyarlık hiç önemli değil. Bizim için Bartın'da önemli olan birlik, beraberlik ve bu röportajla bunları size aktaracağız. Kardeşim ne yapıyorsun? Gel nereye gidiyorsun? Geziyorum. Sen bana sabah bir şey söylemiştin de onun için seni durdurdum. Evet, ne söyledim abi? Oy konusunda. Evet, söyledim muhtar olacağım şimdi. Benim muhtar adaylığımda bana oy vermeyeceğim demiş. Vermeyeceğim abi. Çünkü siz oradan değilim. Ya bizim oradan değilsin. Değilim. Canın sağ olsun. Görüşürüz. Peki bizim mahallede otursaydın, seçmen olsaydın oy verir miydin? Verdim abi. Doğru söyle. %100 verdim. Böyle oy verirdim diyenler sonra oy vermiyor. Hayır, verdim abi. Nasıl? Takip ediyorum ben. Değil mi? Takip ediyorsunuz. Abi, İsminiz neydi? Saadettin Yüksel. Ha, biliyorum Saadettin abi. Yüzünüzü hiç görmemiştim sizi. Saadettin Yüksel'i biliyorum. Ama işlerden. Hayatınız nasıl gidiyor abi? Şükürler olsun ya. İyi. Biliyorsun yemekleri halini. 17 bin lira asgari ücret alıyordum ben. Şimdi 12 bin lira. 5 bin lira ne oldu benim? Ne yapıyorsunuz abi? Hayatlar kötü. Niye kötü abi? Şartlar, pahalılık. Ya abi güzel değil mi hayat? Her şey gayet iyi yok, gibi. Canım ya. Kemer artık sıkı sıkı. Kemer dişe kalmadı. Son düğmeye kadar geldi. Kemer de koptu diyor artık. HTK'dan emekliyim ben. Artık Bartın'da bile yaşam zor oldu. 25 sene biz devlete prim ödedik. Aldığımız para 12 bin lira. Emeklilerin genel bir talebi ve sorunu var. Aa Hasan. Ne yapıyorsun Hasan'cığım? Gel yanıma gel. Yüzünü kameraya göster. Gel gel al. Eyvah kertenkele de geldi. Caddede bir eksik daha vardı. O da tamamlandı. Mustafa'cığım ne haber? Allah şükür abim. Sen de TikTok yayınlarına çıkıyor musun abin gibi? Yok ya, beraber yapıyoruz. Kazançlar bölüşülüyor mu? Bazen 50 lira veriyor, bazen 100 lira. Gelirler düştü. Neden biliyor musun? Gelirler mi düştü? On gelir düşmedik. Kazanıyoruz Allah'ımıza şükür olsun. Allah daha çok yani olmayanları da nasip etsin ama şimdi buna ben para fazla verdiğim zaman bunun elinden parayı alıyorlar. Aldandaki çocuklar elinden parayı aldıkları için fazla vermiyorum eline. Gördün mü abi seni kolluyormuş. Bak yavaş yavaş harca diye. Allah Allah. Aferin. Ne soruyorsun mesela? Bir şey sormuyoruz. Hayatın nasıl gidiyor? Abi hayat çok güzel. Allah'a şükür olsun. Allah herkesin kalbine göre versin. Allah herkesi sevdiği insanla mutlu etsin abi. Hadi bakalım görüşürüz. Hepinizi seviyorum ha. Abone olun ha. Amasralı Akgül'ün yeri. Kendi tabiriyle ben çaycı Deli Rıfat'ım diyor. Gerçekten deli değil ama temizlikte son nokta. Burası harika bir yer. Şöyle bir içeriye bir gelelim. Selamünaleyküm. Ooo başkanım da buradaymış. Hoş nasılsınız geldin, abi? Başkan nasılsınız? Başkanımızla bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii. Başkanım nasılsınız? İyi misiniz? Ya Allah'a diyor. Hayatınız nasıl gidiyor? İyi babamız yok. İyi değil mi? Çay kahve ısmarlıyorlar mı? Yemek yok. Olmaz. Vallahi ısmarlı hiç yok. Başkan söyle çaylara başkan. Çaylar başkandan mı? Ha. Osman başkan. Hayır. Seçimlere girecek misin başkan? Hayır ya. Seçim yok.
Başkanım seçimlere girecek misin? Yok baba bıktım. Ya seçim gibi ben ya. 31 Mart'ta seçim var. Yok yok baba ya mutlu. İyi biz gidiyoruz o zaman başkanım. Tamam, var mı bir isteğiniz? Yok. Hadi görürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi baba. Hadi görüşürüz. Nasılsın? İyi anam çok şükür. Devam. Şükür Mevla ya. Başkanım görüşürüz. Bunları yayınlayacağım akşam tamam mı? Tamam. Televizyonda yayınlayacağım. Nerede? Televizyonda. Nerede? Televizyonda çıkacaksın Osman. Nerede? Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz canım. Geçtiğimiz günlerde 100 bin takipçiye ulaşmıştık. Tam 100 bin Bartın'la alakalı kişi. Tabii 4 binin üzerinde içerik ürettik 5,5 senede. Bartın sokaklarında röportajımız devam ediyor. Neredeyiz? Bartın Galla Pazarı'ndayız. Pazar yerinin olduğu şöyle sokağı bir gezelim. Ne var ne yok bakalım. Ne yapıyorsun? Ne satıyorsun? Tatlı mı? Halka tatlısı abi. Ne kadar halka tatlısı? 15. Simit? 10 lira abi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Ne yapıyorsunuz? Karaçayır Muhtar adayı. Bütün oylarım sana. Saldırsın amca. Nasıl dursun amca? Çok iyi gidiyor. Bildiği gibi değil. Muhtarlığı alabileceğiz mi sence? Sana vereceğim muhtarlığı. Hiç yorma. Sağ ol Allah razı olsun. Bombala bombala yok. Düz sağ, vereceğim. Sağ ol Allah razı olsun. Dursun amca benim karşı komşum. Biz 34 yıldır o mahallede oturuyoruz. Karşı karşıya evlerimiz. Ben de Karaçay Mahallesi'nde muhtar adayı olduğum için. Dursun amca da benim seçmenim olduğu için. Aynen. Kendisi söyle de oylar sana diye. Ben aynen, bir şey demiyorum. Aynen. Ne yapmaya çıktım çarşıya? Alışveriş ettim. Çok güzel. 1000 lira satış, 2000 lira alışveriş yaptım. Çok güzel. Öyle değil mi? Şenur Hanım, bir el salla şöyle bir. Bütün röportajlara çıkıyorsun. Bir ısıtıcı bir şey ayarlayalım oraya. Sana özel bir kabin yaptıralım. Duble, iri kalite, özel. 250 lira, kestane. Garantili cevizle 160 TL. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hemen mikrofona alışkınsın ya. Karşıyı da hazır olmak zorundayım. Mikrofonu uzattım şöyle. Hemen aleyküm selam. Röportaja başladı. Benim hayatım iyi, senin hayatın nasıl? İdare ediyor. Sen bir tanesin ya. Bak göreceksin, sen bu muhtarlığı olacaksın. Alacağız mı? Bak şuraya çiziyorum. İnşallah alırız. Yapabilir miyiz muhtarlığı? Alasını yaparsın. Ailesini yapalım. Allah razı olsun. Merhabalar. Nerede oturuyorsunuz? Gölbucağı'nda. Emekliyim yurt dışından. Hayatınızdan memnun musunuz? Memnunum. Memnun değiliz. Çok pahalı buralar. Pahalı mı? Değil. Pahalı değil. Sen boş ver. Bak. Pahalı. Pahalı diyorlar. Ben Avrupa'dayım kardeşim. Avrupa'da daha pahalı. Burada normal yine ben bir oyrayı burada mesela şimdi 4 lira 40 lira ıspanağın kilosu. Ne yapar? Bir oyra. Ama sen maaşını euro olarak aldığın için öyle. Baba ya. Maaşı euro olarak alan emekli olduğunuz için. Buradakiler acıyor. Buradakilere. Doğru. Yazın. Neden? 12 bin lira maaş alıyor diyor. Burada alışveriş nasıl yapacak diyor. Sizin eşiniz maaşı euro ile alıyormuş. Onun için 1 euroyu aldım diyor. 1 euro. Muhtarım selamünaleyküm. Oo hoş geldin. Koca Reis köyü muhtar adayı İlknur Cangül. İşte o köyü duble yollarla, tren hattıyla Koca Reis'e deniz gelecek Irmak'tan doğru. O kadar yüksek uçmayalım bence. Koca Reis köyüne her eve bir otomobil. Yok. Duble yollar. Yollarımız zaten iyi güzel Allah'a şükür. Ne yapacağız o zaman muhtar? Bu zamana kadar yapılmayan ne varsa yapılacak inşallah. Sloganı verelim o zaman. 5 dakika düşün, 5 sene pişman olma diyoruz biz. Başın düşerse dara, İlknur muhtarı ara. Satışlar nasıl? Bugün iş yok. Bugün soğuk iş ondan yok mı acaba? Hayır aksine havalar bir haftadır sıcak gitti. Ürünler bollaştı. Bollaştığı zaman da böyle oluyor. Pırasa ne kadar abla? 20 lira tabii ki. Pırasa bu koka. Yer misin Meta? Kameramanımıza bir tane pırasa hediye edebilir miyim? Ay elma Meta, olsun. Bir de ekmek pırasayı al. Ne yapacak? Bak pırasayı sen böyle şey yapma. Bunun yanına bir tane ekmek alacaksın. Köy ekmeği şuradan değil mi abla? Nasıl biliyorum? Tabii o gün biraz dışarı çıkmayacaksın çok fazla bunu yedikten aynen sonra. Genç adam. O gün evde duracaksın. İşte bu sebzelerin mucidi. Bu tohumlar satılmasa bunlar olmaz değil mi abla? Fideler falan. Selamünaleyküm. Aleykümselam Serkancığım. Hayırlı olsun muhtar adayımsın. Sağ ol evet. Karaçay Mahallesi'nde muhtar adayım ben. Hayırlı olsun. Senden iyi muhtar mı bulacaklar? Vallahi inşallah abi. İnşallah. Nasıl gidiyor abi satışlar? Şükürler olsun. Ta yeni işte. Şu tohum yeni mi geldi? Aynen. Ne bu? Bu şeker pancarı. Bak şeker pancarı Meta. Biber çeşitleri, domates, çalı fasulyesi. Selamünaleyküm. Aleykümselam oğlum. Karaçay Mahallesi'ne muhtar adayım. Benden muhtar olur mu? Olur. Bizim köyde olur muhtar adayı. Ben sizi köye nüfusu altımam lazım. Süper olur senden. Gerçekten. Evet. Bunu Metehan'cığım bunu tekrar yayınlayalım bu röportajın burasında. Hadi. Süper olur da biraz daha. Gerçekten olur bak. Aa, ben o şeyinden söylüyorum Allah Allah. Biz de bunu tekrar yayınlayalım ki reyting olsun biraz diye. Benden muhtar adayı olur, muhtar olur diyor. Biz de halkın içindeniz ama hani şöyle selamlayalım. Belediye başkan adayıymış gibi geziyorum yani. Onun için dedim bak. İyi mi bu mod? Oo abi ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Tamam bir şey söyleyeceğim. Abla bak yine karşılaştık. Bu ıspanağın kilosu 6 euro. Almanya'da. Ha. Hesap et 6 euro ne yapıyor? Ama sen şimdi Almanya'da dur, o öyle. Dur sen dur. 5 kere 6 ne yapar? Çok para yapıyor. Ya 3... Dur hesap etsene. Ben kalma çalışıyor. 30 liradan hesap et 30 liradan. Amca burada 10 bin lira kazanıp Almanya'da harcamaya kalkarsan tamam para etmiyor ama... Senin maaş euroyla. Euroyla amca euroyla. Tamam. Euro olduğu için sen burada rahat. Bak ben şimdi emekliyim. Ben senin bir elini öpeyim mi ya? Ya bırak sen şimdi el öpmeye.
Ben Almanya'da ekonomik kriz yok demiyorum. Sıkıntı yok demiyorum bak. Altını çizelim değerli izleyicilerimiz. Ben senin elini öpeyim bir. Niye öpüyorsun sen benim elimi? Niye öpüyorsun? El öpmem lazım. Ya neden ama neden? Öpeyim teyze. Teyze. Bunlara ısmut deniyor, ısmut. Köke bak. Maşallah ne büyütmüşüm bunları ya. Kaç kilo bu mancar? Oo, şuna bak. Mancar. Hop, dur. Bir saniye. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsminizi alabilir miyiz? Hikmet Altay. Hikmet Altay, Konak İnşaat, Konak evet, Gayrimenkul. Bartın'daki yüzlerce daireyi yapan inşaat müteahhitimiz. Nasıl gidiyor abi? Piyasa kötü ama şükür devam. İşimize gücümüze bakıyoruz yani. Çalışıyorsun. Çalışıyoruz. İşte o adam. İşte. Bak. Bizi görünce bağırmaya başlıyor. İşte o adamı bulduk. Bizi görünce bağıran adam. Aynen. Nasılsın abicim? İyiyim, sen nasılsın? Biz de iyiyiz, sağ ol. Bugün balık yiyesimiz var. Ne yiyeceğiz abi balık? Her şeyi yiyebiliriz. Ne kadar balıklar şöyle bir gösterelim. 80 lira mezgit. Mezgit. 70 lira hamsi. Oo çok iyi. Ben palamudu tuttuğum anda alırım götürürüm. Bak Metehan'cığım. Bu kaç para? Veli abi 100 lira mı? Bırak 700 mü? Abi tek balık bu 700 lira olur mu? 3,5 kilosu 700 liraymış. Pazar yerindeki şu tezgahı size göstereyim. Ne var abi burada? Burada Medine'den yaş hurma Serkan'ım. Medine yaş hurma değil mi evet. Şunlar ne güzel. Ne kadar kilosu? Bunun kilosu 200 lira. Bartın'da ilk biz getirmiştiriz bunu. Bizden başkasında bulamazsınız. Tezgah da çok güzel görünüyor. Şöyle tezgahı da gösterelim. Yani bakabilirsin yerli çilek Bartın'da. Metehan'cığım şuradan 2-3 kutu al da tadına bir bakalım ofiste. Bartın'la alakalı medya haber sitesi ve Girgin TV YouTube kanalı olarak Bartın sokaklarındaydık. Hem caddedeydik hem ara sokaklarda esnafımızla sohbet ettik ve pazar yerine geldik. Tabii esnafımızla, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Emeklilerle konuştuk. Esnafla, çalışan vatandaşla konuştuk. Bartın'da son durum bu. Hayat nasıl gidiyor dedik. Vatandaşlarımızla şöyle bir sohbet ettik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bartın'la alakalı takip etmeye devam edin. Yine yayınlarla karşınızda olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın.